Şimdi kıymetli kardeşlerim, şunu söyleyeyim. Kısa bir mevzu var, onu konuşayım. Daha doğrusu bunu kısa konuşmayalım. Şöyle bir şey var. Geçen hafta biz bir sohbet yaptık. Hadis-i şerifte aynen şöyle geçiyor. Hadis-i şerifte geçtiği şekilde konuşuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ölüm hariç, ölüm hariç her hastalığın tedavisi var. Hadis-i şerif böyle. Ve biz bunu YouTube'a zaten attık, Instagram'a da attık. Bir abimiz altına yorum yazmış. İyi dinleyin burayı. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ben bir oğlumu 2018 yılında 7 yaşında kaybettim. Tıbben doktorlar çare bulamadı. En ufak oğlum şu an 5 yaşında. 3 senedir yoğun bakımda ve rahmetli oğlumdaki gibi doktorlar tıbben çare yok diyor. Rabbim tez zamanda şifa versin, amin. Şimdi kusura bakmayın hocam, bu hoca denen müsvedde şerefsizlerin diyor çoğu para için dinini, şerefini, namusunu satan cinsler var. Çok gittim, şu var, bu yok, bu var, parayı alan diyor buhar oluyor. Yalan yere Allah Kur'an diyorlar. Şimdi siz hocam bu sohbetinize çare var derken neden bahsediyorsunuz? Daha açıklayıcı olursanız sevinirim. Benim ne yapmam lazım? Şimdi bu abimizin 7 yaşında bir oğlu vefat etmiş. Şu anda 5 yaşında bir oğlu da varmış ama 3 senedir komadaymış. Doktorlar da büyük oğlundaki hastalığın aynısı var diyormuş. Ve maalesef hani tıbben çaresi yok, yaşamaz diyorlarmış. Ve bizim de hadis-i şerifte okuduğum üzere ölüm harici her şeyin tedavisi var hadis-i şerifi diyor. Ben bundan ne anlamadım? Ne yapacağız? Nasıl bir çaresi var diye abi yorum yazmış. Biz de abinin özel bir durumu, sıkıntılı bir durum. Abim kimseye yaşatmasın, amin. Çünkü yani evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Biz de bununla alakalı abi hem aydınlatalım hem de buna benzer sıkıntısı olan varsa inşallah onları da sıkıntısına inşallah bir nebze de olsa çare olalım diye konuşacağız. Evvela şunu söyleyelim. Eğer ki iyi anlamak lazım burayı. Bu itikatla alakalı bir şey. Eğer ki bir adamın eceli nezleden yazıldıysa, nezle en basit hastalık değil mi şu anda baktığın zaman? Nezle ne oluyor? Burun akıntısı oluyor. İşte limon kaynatıyorsun, içiyorsun. Bir güne toparlıyorsun ya da bir terliyorsun değil mi? Nezle. Basit hastalık olarak bilinir yani. Tıpta da böyledir. Nezleden ölürsün. Nezleden ölürsün. Eğer ecelin nezleden yazıldıysa. Bak. Tedavisi var nezlenin. Ama ecelin ondan yazıldıysa bunun kurtuluşu yok. Bu abimizin evlatları 7 yaşındaki cennette şu anda. Onunla yana sıkıntı yok. Hatta mahşer meydanında babasını bekleyecek. Babasının elinden tutup, babasının annesinin elinden tutup cennete götürecek. Bu ayrı bir şey. Bu da bir müjdedir. Tamam, baba için zor, ona bir şey demiyoruz. Çok zor. Rabbim kimseye evladıyla imtihan etmesin, amin. Ama işte ecelle böyle yazılıysa o 7 yaşındaki oğlu Allah'ın izniyle inşallah mahşerde babasının anasının elinden tutacak, cennete götürecek. Buna da iman etmek lazım. Gelelim mevzuya. Şimdi ecel geldiyse nezleden ölür müyüz? Ölürüz. Ama ecel gelmediyse, arkadaşım bak ben bununla alakalı çok şey duydum. Diyor ki bizim tanıdıklardan biri, beyninde tümör varmış adamın. Beyninde tümör tümör. MR'ı çekiyorlar. Doktor diyor ki bu adamın beyninde tümör var. En fazla diyorlar işte 2-3 ay. Ne yapıyorsanız yapın. Hani yaşasın artık. Hani son zamanlar yaşasın. Yanlış hatırlamıyorsam bir türbe ziyaretim yapıyorlar. Tam orayı hatırlamadım. Ama şeyi hatırlıyorum ama hani tam ne yaptıklarını ya bir dua ya bir Yasin-i Şerif okudu ya da bir zikir vardı orada. Tam orayı hatırlamıyorum. Ama yaşanmış bir şey. Yakın birinden duydum. Abicim aradan bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor. Tekrardan şeye gidiyor. Doktor diyor ki, herhalde diyor, şey sonuç yanlış çıktı diyor. Diyorlar ne oldu ki? Diyor ki beyinde hiçbir şey yok diyor. Geçen hafta ben diyor bu beyne baktım. Burada diyor bir tümör vardı kardeşim, ölümcül bir tümör vardı. Aradan bir hafta geçti, ortada tümör yok diyor. Nasıl oluyor bu diyor. Allah Celle Celaluhu dilerse olur. Şimdi hadis-i şerifi bir daha söyleyeyim. Şimdi abimizin anlayacağı şekilde şöyle anlatalım.
Bunu genele de konuşuyoruz. Her şeyin devası var. Mesela bak, geçen bir tanıdık anlattı yine. Tanıdıklardan biri kansere yakalanmış. Kanserin çoğu maalesef öldürüyor. Adam demiş ki, kansersin kardeşim. Aynen cevabı bu. Kansersem kanserim. Ne yapayım demiş ya, Allah Allah. Sen demiş yaz ilacımı. Yap demiş tedavimi. Aynen böyle ya. Diyor ki, bir ay diyor. Aynen bu şekilde. Hani tedavisine başlamış. Bir ay sonra doktora gelmiş demiş ki, ya demiş sen ne yaptın? Demiş bu ne kardeşim, ben böyle hayatımda böyle hızlı iyileşen bir şey görmedim. Bu demiş böyle bir şey olamaz demiş ya. Niye? Sen o stres sıkıntıyı kafadan atacaksın. Hastalığa odaklanmayacak zaten. Çünkü hastalıkların çoğu stresten, sıkıntıdan yaşanır arkadaşlar. Bak hastalıkların %70'i %80'i sıkıntı stresten kaynaklanır. Bunu kafaya yazın. Ve dediğim gibi mesela şifası nerede bulacağız? Abi diyor ki mesela, peki diyor böyle bir şey var ama şifası nerede bulacağız? Ben de şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Tedavi şekli. Doktora gideceğiz, sebep arayacağız. Bu ayrı bir şey. Doktora gitmezsen günahkar olursun. Doktora gideceksin, sebep arayacaksın. Doktora gideceksin ama Allah'tan da isteyeceksin. Şimdi ben şunu öneririm. Kesin demiyorum. Ecel geldiyse istersen hatim indir, bir işe yaramaz. Ama ecel gelmediyse Allah'ın izniyle bu söyleyeceklerim senin işini, şifanı hızlandırır. 1. Yasin suresi ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Benim tanıdığım küçük bir çocuk da göbeğinde, dediler ki göbeğinde sıkıntı var, göbeği düşmüş, kaymış, ameliyat olacak daha bebekken. Küçük bebek. Yasin dağıttık. Yasin suresi dağıttık. Birkaç işte tanıdık, eş, dost, akraba. Aradan 15 gün geçti. Doktor dedi ki bu iyileşmiş. Bu iyileşmişti. Burada bir şey kalmamıştı. Ameliyata gerek yok. Ne oldu? Nasıl oldu? Şifa, eğer ondan ölmeyecekse, o hastalıktan ölmeyecekse, şifasını bulacaksa bu dediğim şey hızlandırıyor. Yasin suresi ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. 1. 2. Hacet namazı. 2 rekat hacet namazı. Güzel bir sünnet. Üzeri abdest. Hacet namazı. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için hacet namazı kılmaya. İlk rekatta Subhaneke Fatiha Kafirun. İkinci rekatta Fatiha Hilas. 2 rekat. Ettehiyat salli barik. Rabbena atina Rabbena fille. Elini açıyorsun ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi diyorsun. Gece teheccüd namazı. Elini açıyorsun Allah ne istersen ver o. Peşine İsmi Azam. İsmi Azam örtük arkadaşlar. Bakın YouTube sayfamızda mevcut. İsmi Azam. Şu anda YouTube'da en çok izlenen videomuz. 2 milyonu geçti. 2 milyonu geçti elhamdülillah. Ameleden de karşılığını bulan da çok oldu İsmi Azam yapıp. İsmi Azam yaparsan Allah'ın izniyle iyi gelir. Ezanla kamet arası yapılan dualar reddolunmaz. Bitkisel şifa da arayacaksın. Bak çörek otu mesela. Zemzem suyu. Bal. Bunlar şifadır. Çocuk kardeşim yiyor. Bitkisel hayatta yiyemiyor. O zaman Rahmani yönden. Dualarla, zikirlerle. Tabi. 41 Fatiha şifadır. Hadis-i şerifte geçer. Hasta yatağındakine 41 tane Fatiha okuyun. Allah'ın izniyle şifasını bulur. Bak mesela bizim tanıdıklardan birisi hasta yatağındaydı. Yani ölüm döşeğindeydi. Ben bu hadis-i şerifi duydum. 41 Fatiha okudum. Toparladı biraz. Ama öldü. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Farklı bir şey söyleyeceğim. Eceli gelmiş. Ölecek zaten belli. Ama bak o 41 Fatiha onu yine biraz toparladı. Anladın mı mevzuyu? Hani ölmeden önce yine biraz toparlandı, kendine geldi. Eceli gelmiş. İstersen 40 bin tane oku. O ölecek. Ama bak ne yaptı? Belki ölümüne yardımcı oldu. Anladın mı buraları? Şimdi bu mevzuları da arkadaşlar bir daha söylüyorum. Allah'tan isteyeceğiz. Şifa Allah'tandır. Küçük çocuğu ölen, o küçük çocuk cennettedir. Anasının babasının eline tutup inşallah cennete koyacak. Rabbim Celle Celaluhu kimseyi çocuğunun böyle ölümüyle imtihan etmesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bu abimize de evladını bağışlasın. Amin. Rabbim Celle Celaluhu hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu tez zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına, dostların hatırına eğer eceli gelmediyse, ecel yazılmadıysa hızlı bir şekilde şifasını versin. Amin. İnşallah iyileşirse de abi bize ulaşsın. O kardeşimizi inşallah ziyaret edeceğim. Söz verdim. Hadi bakalım. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.